düşmanlık, düşmanı askerliktir. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ben Gizem Öner. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Pendik'te bulunan bir cemevinde Muharrem ayı iftarına katıldı. Katılımcılarla birlikte iftar yaptı. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli canlar, Erenler Cemine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstanbul'da Muharrem ayına özel iftar programı düzenlendi. Allah nurunu tamamlayacaktır. Hüseyin, Ali, Hasan ve Ehl-i Beyt'i andıran Hatice-i Kübra, Fatıma-i Zühre gibi isimler coğrafyamızda ve cemaatimizde her ailede var. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Alevi dedeleriyle buluştu. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, Allah'ı sizi rızıklandırdığı için sevin. Beni Allah'ı sevdiğiniz için sevin. Ehl-i Beytimi de beni sevdiğiniz için sevin buyurmuştur. Ehl-i Beyti sevmek demek ise adalet ve hakkaniyet, hak ve hakikat konusunda çok daha titiz olmak demektir. İstanbul'un Pendik ilçesindeki Ali Baba Cemevi'nde Muharrem ayının 10. günü dolayısıyla düzenlenen iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı. Erdoğan'a Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da eşlik etti. Hemen çıkmış. Cumhurbaşkanı cemevindeki programda katılımcılarla iftar yaptı. Yemekten sonra cemevi yöneticileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediyeler takdim etti. Duaların edildiği programda iftara katılanlara hitap eden Cumhurbaşkanı, Muharrem orucunun kabul olması temennisinde bulundu. Milletimizin mayası, ülkemizin çimentosu, devletimizin kilit taşı olarak gördüğümüz Alevi Bektaşi kardeşlerimizi özlemle bekledikleri haklarına kavuşturmak için attığımız bu adımın tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımızın Anadolu'daki Alevi Bektaşi ocakları, bu ocaklarda hizmet eden mürşitler, buralara devam eden canlar nezdinde sevinçle karşılandığını Allah'a hamdolsun görüyoruz. Sünnisiyle Alevisiyle, Türküyle Kürdüyle hep beraber kardeş ve tek millet olduğumuzu dünya aleme ilan eden bu kurumsal çatıyı gecikmiş bir hak teslimi olarak kabul ediyoruz. CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söyledi. Bir televizyon programında konuşan Önder Sav, üst üste başarısızlık yaşayan siyaset adamının gerçeği görmesi lazım diye konuştu. 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yaşanan seçim hezimetinden sonra Millet İttifakı'nda sular durulmuyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için peş peşe istifa çağrıları geldi. O çağrılardan sonuncusu CHP'nin eski genel sekreteri Önder Sav'dan. Sav bir televizyon programına katıldı. Orada zehir zemberek sözler etti. Önder Sav, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının en çok 3 yıl için seçildiğini ifade ederek 3 yıl doldu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hiç fazla eğmeden, bükmeden istifa etmesi gerekir dedi. Sav üst üste başarısızlık yaşayan siyaset adamının gerçeği görmesi lazım diye konuştu. Genel başkanın değişmemesi diye bir şey yok. Bu kadar süre genel başkanlık yapmış ve üst üste partisinin başarısızlığında genel başkan olarak olmuş olan bir siyaset adamının gerçeği kendisinin görüp gereğini yapması lazım ifadelerini kullandı. Kendilerinin hoşuna gitmediği pek çok şeyi genel sekreterden bilirlerdi. Önder Sav, merhum Deniz Baykal'ın genel başkanlıktan istifa ettikten sonra Kılıçdaroğlu'nu çağırdığını da anlattı. Ne demeyi düşünüyorsun dedim, ne diyeyim dedi. Bana sorarsan şimdilik düşünmüyorum de dedim. Çünkü Kemal Bey oradan ben adayım diye söyleyip çıkarsa işler bozulabilirdi. Yani ama daha Kemal Bey'in adaylığını resmileştirmiş değiliz. Çıktı bana geldi, konuşmaları aktardı. Ben işi şekillendirdim. Yani bana sen bana teklif etmiştin, sana teklif ediyorum, partiyi bu daireden kurtarmak durumundayız dedim diye konuştu. 447 oy.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçime ilişkin konuştu. Kaybettiklerini bir kez daha kabul eden Akşener, sonuç itibariyle kaybettik, bu kaybetmeyi seçmen bize neden oy vermedi diyerek böyle bir saygısız dille aziz milletimi sorgulayarak sonuç alamayız dedi. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri geride kalırken yenilgiyi başlarda hazmedemeyen muhalefet kabullenme aşamasına nihayet geldi. Altılı Masa'nın ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yenilgiyi kabul ettiklerini Isparta'da yaptığı konuşma sırasında dile getirdi. Kiraz Festivali'nde konuşan Meral Akşener, kaybettik, lamıcimi yok kaybettik diyerek seçimden aldıkları ağır hezimeti dillendirdi. Öyle mi? Seçimden sonra altılı masayı bir kez daha dağıtan Akşener, alınan yenilgilere rağmen partisinin kurultayında yeniden başkan seçildi. Akşener'in yerel seçimlerde yeniden Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelip gelmeyeceği senetlik kazanmadı. Ancak iki tarafın milletvekilleri de bu birlikteliğe sıcak bakmıyor. CHP'li Gürsel Tekin, İyi Parti'ye ihtiyaçları olmadığını söyledi. Ayrıca CHP'nin içerisinde olduğu koltuk savaşı, yerel seçimleri de kaybedeceklerinin bir göstergesi gibi duruyor. Buyurun. Kahramanmaraş depreminin ardından illerin yeniden ayağa kaldırılması için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Depremin hemen sonrasında başlayan temel atma törenleri sürüyor. Bugün de Malatya'da kentsel dönüşüm projesi için temel atma töreni düzenlendi. Kahramanmaraş depremleri sonrası 11 ilde büyük yıkım gerçekleşti. İlleri ayağa kaldırmak içinse hummalı çalışmalar sürüyor. Her ilde temel atma törenleri yapılıyor. O illerden sonuncusu Malatya oldu. Malatya'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında Bakırcılar Çarşısı'nın temel atma töreni yapıldı. Törene Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Öseseki de katıldı. Bakan Mehmet Öseseki yerinde dönüşüm çalışmalarını Malatya'dan başlattıklarını söyledi. Kentsel dönüşümün depremden etkilenen diğer illerde de süreceğini belirtti. Şehrin kalbinin attığı bu bölgede biz bir an önce işe başlamalıyız diye düşündük. Daha önce rezerv alanlarda elbette ki bir takım inşaatlara başladık ama şehir merkezlerinde yerinden dönüşümü ve meydan projelerini çıkarabilme adına ilk Malatya'dan başlatıyoruz. Daha sonra inşallah devamında inşallah Kahramanmaraş'ta da, Adıyaman'da da, Hatay'da da şehir merkezlerini bu şekilde inşa ederek devam etmek istiyoruz. Bakan Öztaseki depremin boyutunu değerlendirdi. Karşımıza çıkan en büyük felaketti dedi. Depremden 18 il 14 milyon nüfusun etkilendiğini söyledi. Değerli kardeşlerim, hepiniz yaşadınız, biliyorsunuz büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bu felaket gerçekten bizim bin yıllık Anadolu medeniyetimizi kurduğumuz, yaşamaya çalıştığımız bu topraklarda karşımıza çıkan herhalde en büyük felaket idi. Bundan daha büyük bir felaketle karşılaşmadık. 11 il deniyor ama 18 il etkilendi. 14 milyon nüfus etkilendi ve 680 bin konut, 170 bin de iş yeri yıkıldı. Dile kolay arkadaşlar. Söylemesi de çok kolay. Bir çırpıda söyleniyor. 850 bin bağımsız birim. Evet, böyle büyük bir hasar vardı. Bunlardan en önemlisi de belki 50 bin canımızı toprağa verdik. Allah onlara rahmet etsin. Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Diyarbakır'ın eski HDP'li Kayapınar Belediyesi eş başkanı Fatma Arşimet, Pazarkule sınır kapısında yakalandı. İşlemleri tamamlanan Arşimet cezaevine gönderildi. Sınır hatları hudut kartallarına emanet. Yasa dışı geçişi önlemek amacıyla görev yapan güvenlik güçleri ihbar üzerine harekete geçti. İhbarda PKK-KCK terör örgütü üyesi bir kişinin geçeceği bilgisi verildi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kartalları Şube Müdürlüğü ekipleri Meriç Nehri ve bölgede arama yaptı. Arama sonrası yakalanan Fatma Arşimet'in terör örgütü PKK-KCK'ya üye olmak suçundan istinafta dosyası bulunan bir kişi olduğu ve geçmişte Kayapınar Belediye Başkan Yardımcılığı yaptığı tespit edildi. Arşimet'in PKK-KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde istinafta dosyası olduğu ortaya çıktı. Ayrıca 2016 yılında İstanbul Fatih ve Vezneciler patlamasındaki saldırıyı düzenleyen PKK-KCK üyesinin cenazesine katıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı Edirne Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından Edirne Cezaevine gönderildi.
Merkez Bankası'nda dolar rezervi ne kadar? Bu soruya yanıt Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan geldi. Türkiye'nin güncel dolar rezervinin 113 milyar doları geçtiğini söyledi. Yılın 3. enflasyon raporu açıklandı. Enflasyon tahmini %22,3'ten %58'e çıkarıldı. Açıklamaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yaptı. Sizlerle orta vadeli tahminlerimizi paylaşacağım. Erkan enflasyonun kısa vadede geçici yükseliş göstereceğini ve belirgin iyileşmeye kadar parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceklerini söyledi. Türk lirasının tasarruf enstrümanlarının çeşitlendirileceğini belirtti. Merak edilen bir başka konu Merkez Bankası'nın dolar rezerviydi. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bu konuya da açıklık getirdi. Rezervlerimiz 14 Temmuz itibarıyla yaklaşık 15 milyar dolar artmış ve 113 milyar doların üzerine yükselmiştir şeklinde konuştu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi il genelinde içme suyu, kanalizasyon ve altyapı hattı yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Eski ekipleri 20 ilçede 38 kilometreyi kapsayan kanalizasyon hattıyla birlikte ilçelerin altyapısını da güçlendirdi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi içme suyu, kanalizasyon ve altyapı hattı yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı eski ekipleri 20 ilçede 38 kilometreyi kapsayan kanalizasyon hattıyla birlikte ilçelerin altyapısını tamamladı. Ekipler ayrıca mahallelere 109 kilometre içme suyu hattı döşedi. 19.135 su ve kanal arızasına müdahale edildi. Eskinin ekipleri kırsalda 9 foz septik, 7 adet su deposu inşa ederken 7 deponun da onarımını tamamladı. Erzurum'un da içerisinde bulunduğu 5 ilde doğal sit alanı kapsamına giren 12 bölge kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi. 12 yer içerisinde ise Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Erzurum bataklıkları yer aldı. Türkiye'de Erzurum'un da aralarında bulunduğu 5 ilde 12 yer kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları resmi gazetede yayımlandı. Kararlarda Bolu, Balıkesir, Erzurum, Mersin ve Sakarya'daki doğal sit alanı kapsamına giren bazı yerlerin harita ve krokileriyle sınır ve koordinatları yer aldı. Buna göre Bolu'nun Seben ilçesindeki Solaklar Köyü kaya yerleşimi, Balıkesir'in Marmara ilçesindeki Marmara Adası saraylarla merkez mevkileri, Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Erzurum Batakları potansiyel doğal sit alanı, Mersin'in Anamur ilçesindeki Mamure Kalesi, Dragon Çayı ve Pullu Ormanı, Aydıncık ilçesindeki Gilindere Mağarası ve Aydıncık Adası, Bozyazı ilçesindeki Arsinore Antik Kenti ve Sakarya'nın Geyve ilçesindeki Beşiktaş Vadisi ve Sop Deresi Vadisi potansiyel doğal sit alanının kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı. Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişi yurt genelinde törenlerle anılıyor. O törenlerden biri de Erzurum'da yapıldı. Selam ve selam Resulü'nü Müjdeba'ya, Ehl-i Beyt-i Mustafa'ya, canını hakka teslim eden şühedaya. Bugün matem günü. Bugün Hazreti Peygamber'in evladı İmam Hüseyin'in kanının Kerbela'ya aktığı gün. Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişinin 1384. yılı dolayısıyla yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. O anma etkinliklerinden biri de Erzurum'da kayda geçti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayı vesilesiyle deyişlerle Derin Sızımız Kerbela adıyla bir program düzenledi. Çöl yazıda dikilmiş bir kara duman, dumanın içinde imam görünür. Program İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. İmam Hüseyin'in kanının Kerbela'ya aktığı gün.
Büyükşehir Belediyesi ile Erzurum Erenler Alevi Bektaşi Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Deyişlerle Derin Sızımız Kerbela programına ilgi yoğun oldu. Programda türküler okundu. Anma programına katılanlar Kerbela'yı anmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Erzurum'da Kerbela'yı anmak, Kerbela'yı konuşmak bize büyük bir güç verdi. Çünkü 20-60 yıldır bugüne kadar Kerbela Erzurum'da hiç anılmamıştı. Bu günleri gördüğümüz için tabii ki bir yandan hem sevinç hem hüzün. 10 Muharrem'de bütün Müslüman aleminin acı, gözyaşı oldu. Bir ayrı İmam Hüseyin direnişti, sevgiydi, aşktı. Erzurum Spor Futbol Kulübü yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Sezon hazırlıklarının ikinci etap kampını da tamamlayan Mavi Beyazlı takım, 3 gün aranın ardından hazırlıklara yeniden başlayacak. İkinci etap kamp hazırlıklarını tamamlayan Erzurum Spor Futbol Kulübü 3 günlük aranın ardından hazırlıklarına yeniden başlayacak. Sezon hazırlıklarının ikinci etap kampını da tamamlayan Mavi Beyazlı takımda 3 gün ara verilmişti. Erzurum Spor Futbol Kulübü yeni sezon hazırlıklarına 31 Temmuz Pazartesi günü Erzurum Spor Tesislerinde toplanarak gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. 2 Ağustos Çarşamba günü saat 17'de Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 1. Lig ekiplerinden Ümraniye Spor'la hazırlık karşılaşması yapılacak. Dadaşlar daha sonra ligde ilk hafta konuk edeceği Bandırma Spor maçı hazırlıklarına başlayacak. Erzurum'da yaşayan 27 yaşındaki Gülşah Aktürk'ün başarı öyküsü gelecek ekranlarınıza. O 2016 yılında kadın milli takımıyla bir şampiyonluk yaşamıştı. Şimdi gözünü 2024 yılındaki Avrupa Şampiyonası'na çevirdi. Golbol kadın milli takımıyla 2016 Rio Paralimpik oyunlarında şampiyonluk yaşadı. Yalnız bu benim son derecem değildi golbolde. Ondan sonra bir dünya ikinciliği, bir Avrupa ikinciliği, bir de Avrupa şampiyonluğu vardı. Ondan sonra golboldan ayrılma kararı aldım. Milli sporcu Gülşah Aktürk şimdi gözünü 2024 yılındaki Avrupa şampiyonasına çevirdi. Bir şekilde ortada kaldıysa ve topu bulamıyor. 27 yaşındaki Gülşah Aktürk görme engelli. Bu durum onun için hiçbir zaman engel olmadı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun girişimiyle yeni kurulan milli takımın Erzurum'daki seçmelerine katıldı. Burada gösterdiği performansla milli formayı giymeye hak kazandı. Gel bana doğru gel. Evet, şimdi pasını al. Portekiz, Almanya, Fransa takımlarında forma giyen ve olimpiyat madalyası bulunan eski milli golbol sporcusu Gülşah Aktürk, bu branştaki başarısını milli takıma seçildiği futbolda da sürdürmek için sıkı çalışıyor. Futbola zaten küçük yaştan beri ilgim vardı. Hem izleyici olarak, yani hem normal futbolu, hem de B1 futbol dediğimiz görme engelliler futbolunu küçükten beri takip ederim. Zaman zaman da arkadaşlarımla oynardım zaten. Gülşah, golboldeki başarısını görme engelliler kadın milli futbol takımında sürdürmeyi hedefliyor. Golbolde kendi alanımda bugüne kadar dünyanın en iyi defans oyuncusu olarak gösterildim. Futbolda da aynı şekilde ben kendimle yarışıyorum. Daha önce golbol branşıyla Avrupa ve Dünya şampiyonalarında aldığı madalyaları bu kez futbol oynayarak almak istiyor. Yani dünyanın en iyisi olmak için elimden geleni değil, her zaman fazlasını yapacağım. Zaten bunun için sürekli senenin bütün aylarında atletik performans koçu vesaire beni takip ediyor. Memurlar için toplu sözleşme maratonu başlıyor. Görüşmeler 1 Ağustos'ta başlayıp 1 ay boyunca devam edecek. Hükümet seçimden önce verdiği sözü tuttu. En düşük memur maaşı 22 bin liraya çekildi. Şimdi ise memurların 2024-2025 dönemi toplu sözleşme maratonu başlıyor. 1 Ağustos'ta başlayacak ve 1 ay sürecek görüşmelerden önce memur tarafı taleplerini kamuoyuna duyurdu. Memur Sen'den yapılan açıklamada zammın 2024'te 6 aylık değil 3 aylık periyotlarla 2025 içinse 6'şar aylık 2 dönemde yapılması gerektiği belirtildi. Maaşlarda zam talebi ise 2024 için %70, 2025 için %40 oldu.
Memur Sen 2024'de ilk 3 ay için %10'u refah payı olmak üzere %35, ikinci 3 ay için %10, üçüncü 3 ay içinse %15, dördüncü 3 ay içinse %10 zam talep etti. Aylık 7.650 liralık kira yardımı, memura yapılan seyyanen zammın emekliye de yansıtılması ve gelir vergisinin %15'te sabitlenmesi diğer talepler arasında yer aldı. Salı günü başlayacak olan 7. dönem kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinden önce memurun beklentileri arasında 1. dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3.600 olması, kamu görevlilerine aylık 7.650 lira kira yardımı yapılması, aile yardımı olarak eş yardımının 2.000 lira, çocuk yardımının 500 lira olması, Ramazan ve Kurban bayramlarında ayrı ayrı 4.850 lira dini bayram ikramiyesi verilmesi gibi maddeler yer aldı. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından devreye alınan kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı. Amaç, depremler nedeniyle bölgesel kriz gerekçeli işsizliği önleyip istihdamı korumak. Kahramanmaraş merkezi depremler 11 ili ve üzerinde yaşayan 13,5 milyon kişiyi etkiledi. Depremden etkilenen illerde istihdamın korunması amacıyla üst üste kararlar alındı. Bu bölgede belli şartlar altında işten çıkarma yasağıyla kısa çalışma ödeneği uygulamalarının başlatılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanmıştı. OHAL süresince depremlerin etkilerinden kaynaklı bölgesel kriz gerekçesiyle Türkiye İş Kurumu'na yaptıkları yazılı başvuru için yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunu belgeleyen iş yerleri için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin işverenlerin başvurusu doğrultusunda kısa çalışma ödeneği verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu kararlarda istihdamın korunması amaçlandı ve bu doğrultuda belirtilen hallerin dışında işe son vermek de yasaklanmıştı. Kısa çalışma ödeneğinde süre doldu. Ek süre verilecek mi sorusu yanıtını ararken karar resmi gazetede yayımlandı. Deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği 7 Ağustos tarihine kadar uzatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, deprem bölgesi için genel sağlık sigortası kapsamında yapılan düzenlemelerin süresinin 30 Kasım'a kadar uzatıldığını açıkladı. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş feci bir depremle sarsıldı. Depremden 11 il etkilendi. Deprem sonrası pek çok düzenleme hayata geçirildi. Onlardan birisi de genel sağlık sigortası oldu. Genel sağlık sigortası kapsamında yapılan düzenlemelerin süresi uzatılacak. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Dönüşümleri çok iyi okumamız lazım. Işıkhan sosyal medya hesabından yaptı açıklamayı. Deprem bölgesi illerimizden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağ ilçelerimizde genel sağlık sigortası kapsamında yapılan düzenlemelerin süresini 30 Kasım'a kadar uzatıyoruz. Sosyal devlet anlayışımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz bilgisini verdi. Verileri işleyerek üst makama arz edeceğiz. Bakan Işıkhan paylaşımında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun konuya ilişkin açıklamasına da yer verdi. SGK'nın açıklamasında sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularına yapılan müracaatlarda doğal afet provizyonu alınması halinde ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar ve tıbbi malzemelerden katılım payı alınmaması, kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında zorunlu statik IP uygulamasının kaldırılması 30 Kasım 2023 tarihine kadar uzatıldı denildi. Ve ekibine huzurlarınıza ben teşekkür etmek isterim. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasında birinci ve ikinci taksit ödemelerinin 31 Temmuz'a kadar yapılması gerekiyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasına 5.484.000 mükellef başvurdu. Oluşturulan 8 milyon yapılandırma dosyasıyla 370 milyar 477 milyon liralık alacak yapılandırıldı. Yapılandırmada birinci ve ikinci taksit ödemeleri için son ödeme günü 31 Temmuz'da dolacak. İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminin bozulmaması için ödemelerin aksatılmaması gerekiyor. Vergi borcu, vergi dairelerinin yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mobil uygulamasından veya internet sitesinden de yapılabiliyor. Ayrıca anlaşmalı bankaların şubelerinden veya mobil uygulamalarından da gerçekleştirilebiliyor. Yapılandırılan borçlar tercihe göre peşin veya 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.
2022 yılına ait gelir vergisinin ikinci taksit ödeme süresi de 31 Temmuz'da dolacak. Ayrıca 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme dönemi de aynı gün sona erecek. Göç İdaresi Başkanlığı'ndan bir uyarı geldi. Geçici koruma kapsamında Türkiye'nin farklı illerine kayıtlı olmalarına rağmen İstanbul'da ikamet eden Suriye uyruklu göçmenler 24 Eylül'e kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri konusunda uyarıldı. Dünyanın en büyük krizlerinden biri olan yasa dışı göç ve bununla beraber gelen toplumsal sorunlardan en çok etkilenen ülkelerden biri Türkiye oldu. Son dönemde sınırlarda denetimler artırılırken daha önce yasa dışı yollarla ülkeye giren düzensiz göçmenler de sıkı denetimlerle toplanıp ülkelerine gönderiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Farkı hissedeceksiniz" açıklamasından sonra çalışmalar hız kazandı. Bu süreçte geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklularında kayıtlı oldukları illeri terk edip başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde yoğunlaşmasına karşı bir çalışma başlatılıyor. Bu kapsamda Göç İdaresi Başkanlığı bir duyuru yayınladı. Farklı illerde kayıtlı olmasına rağmen İstanbul'da ikamet eden Suriyelilerin 24 Eylül'e kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri istendi. Açıklamada, İstanbul ili dışında kayıtlı olmasına rağmen hali hazırda İstanbul ilinde ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı oldukları illere 24 Eylül 2023 tarihine kadar dönmeleri gerekmektedir. Söz konusu Suriye uyruklu yabancılara 24 Eylül 2023 tarihine kadar İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvurmaları halinde kayıtlı oldukları illeri dönmek üzere yol izin belgesi verilecektir denildi. Avrupa Parlamentosu'nun şu anda 705 milletvekili sayısı bulunuyor. Bu sayı Haziran 2024'teki seçimlerden sonra 720'ye çıkacak. 10-15 minutes and then I would like to give the floor. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin temsilcilerinden oluşan AB Konseyi'nin büyükelçi seviyesinde yapılan toplantısında 2024-2029 dönemi için milletvekili sayısının artırılması konusunda uzlaşma sağlandı. Toplantının belgelerine atıf yapan bazı AB ülkelerinin medya kuruluşları sayının 720'ye çıkacağını yazdı. Avrupa Parlamentosu'nun milletvekillerinin Haziran'da meclisteki sandalye sayısını 716'ya çıkarmak üzere anlaştığı açıklanmıştı. Son uzlaşıyla parlamentoda temsil edilen 27 AB ülkesinden 12'sinin milletvekili sayısı artacak. Bunlardan Fransa, İspanya ve Hollanda fazladan ikişer milletvekilini Avrupa Parlamentosu'na gönderecek. Avusturya, Belçika, Polonya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, Letonya, İrlanda ve Danimarka'dan da fazladan birer Avrupa Parlamentosu milletvekili seçilecek. Avrupa Parlamentosu'nun 5 yıllık dönemi için düzenlenecek seçimler 6-9 Haziran 2024'te yapılacak. Avrupa Birliği Konseyi'nin aldığı kararın uygulanabilmesi için Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri ve Avrupa Parlamentosu tarafından resmen onaylanması gerekiyor. Pazartesi akşamı başlayan ve yaklaşık 5 gün devam eden Kemer'deki orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 400 hektarlık alan zarar gördü. Rekor sıcaklıklar orman yangınlarına sebep oldu. Ortaya kahreden görüntüler çıktı. Ciğerlerimizi küle çeviren alevler yaklaşık 5 gün önce Antalya'nın Kemer ilçesinden yükseldi. Durum hemen yetkililere bildirilse de rüzgarın da etkisiyle yangın alabildiğince yayıldı. Karadan ulaşımın zor sağlandığı bölgedeki yangına gündüzleri 11 uçak, 22 helikopter, geceleri ise 5 gece görüşlü helikopterle müdahale edildi. Çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve ekipler de çalışmalara destek verdi. Canla başla mücadele veren ekipler sayesinde bugün o yangın kontrol altına alındı. 90. saatte tamamen söndürülen yangın yaklaşık 400 hektarlık alanda zarara neden oldu. Yanan alanlar Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim helikopteriyle havadan görüntülendi. Bölgedeki yeşil alanların gri ve siyah tonlara dönüştüğü görüldü. Yangının ilk anlarından itibaren bölgede bulunan Antalya Valisi Ersin Yazıcı da sosyal medya hesabından yangının kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı. Yazıcı, 24 Temmuz Pazartesi günü saat 21.08'de başlayan ve ciğerlerimizi yakan kayalık ve kanyonların olduğu derin bir vadi içerisinde devam eden Kemer Orman Yangını'nı bütün kurumlarımızın mücadelesiyle 90. saatte kontrol altına aldık ifadesini kullandı.
Ankara'dan Sinop'a tatile giden iki aile serinlemek için denize girdi. Ailenin çocukları boğulma tehlikesi yaşadı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan birinin durumu kritik. Yaz geldi, boğulma vakalarında artış yaşandı. Özellikle serinlemek için gölet ve baraj gölleri gibi tehlikeli sulara giren vatandaşlardan ne yazık ki acı haberler geliyor. Son boğulma olayı Sinop'ta kayda geçti. 15 yaşında iki arkadaş tatil için Ankara'dan Sinop'a gitmişti. Aileleriyle birlikte Kumkapı mevkiinde denize giren arkadaşlar boğulma tehlikesi yaşadı. Çocukların boğulduğunu gören vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Can kurtaran ve deniz polisi ekipleri boğulma tehlikesi geçiren çocukları sudan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan birinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, diğerinin ise bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Erzincan'da aşırı sıcak havadan bunalan vatandaşlar Ekşi Su Mesire alanına akın etti. Bölgede bulunan havuz serinlemek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi. Erzincan'da sıcaktan bunalan vatandaşlar Ekşi Su'da serinledi. Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Ekşi Su Mesire alanı hava sıcaklıklarının artmasıyla yoğun ilgi görüyor. Erzincan'ın önemli piknik alanlarından olan ve doğal ekşi suyuyla tanınan Ekşi Su Mesire alanı sıcak havada serinlemek isteyenlerin adresi oldu. Piknik yapmaya gelen vatandaşlar mangal yakmanın yanında şifalı olduğu söylenen suya girerek hem eğleniyor hem de serinliyor. Vatandaşlar ise havaların aşırı ısınmasından dolayı ekşi suya serinlemeye geldiklerini ifade etti. Hava sıcak, hava çok sıcak, millet ancak yani bulunduğu yere hemen kendilerini suya atıyorlar. Çocuklar için aslında çok derin olmadığı için tehlike gözükmüyor ya. Yani çok derin değil, yani biraz daha derin olsa belki çocuklar için olur da şu anda iyi yani altın doldurmuşlar güzel. Serinlemeye geldi sağ olun. Yapanların ellerine sağlık, emeğine sağlık. Güzel olmuş. Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde devam edeceği uyarısı yapıldı. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Hafta başında yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyoruz.